Computer. Tamam. Evet. Sözü bana mı bırakıyorsun Ferhat? Teşekkür ederim. Birbirimizin moderatörü ve konuşmacısıyız. Evet, aynen, evet. Üçüncü kişi yok. Öncelikle Merdiven Art Space'e Hakan ve Banu Çarmıklı'ya teşekkür edelim. Bu senin video gösterimin olacak 15 Nisan'da. Ve burada görüştüğümüz video konusunun 3-4 örneği görülecek orada. Tabii bu yani özel sektörün şu anda koleksiyoncuların ve Hakan ve Banu Çarmıklı'nın özellikle bu katkıları gerçekten çok değerli oluyor. Bir kez daha teşekkür etmek istiyorum kendilerine. Evet, biz bugün Ferhat Özgür'ün video üretimini nasıl değerlendirmeliyiz? Nasıl anlaşılmalı video üretimi? Onu konuşacağız Ferhat'la. Aslında biz birlikte çalıştık uzun yıllar. Ben her zaman için izledim onun işlerini. Önce biraz Ferhat şunu diyorum, bu video dili nedir? Ben bir kısaca bir genel olarak nedir? Çünkü gerçekten şu anda her şey bilgisayar ortamında, internet ortamında işte videoyla gerçekleşiyor. Bütün etkinlikler, aktivite öyle gerçekleşiyor. Evet. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Senin videoların ve videoda kullandığın dil günümüzün bilgi, bilim ve varlık bilim koşullarında yetkin ve etkileyici bir biçimde kullandığını görüyorum ben yıllardır. Zaten video dili ve görsel evreni, videonun içindeki bu görsel evren günümüzün pandemi koşullarında da beklenmedik özel bir önem kazandı. İnsanlar dijital kültür ve dil sürecini yoğun bir biçimde yaşamaya başladı. Yaşadığımız koşullar ve öngörülemeyen gelecek sürecinde belirgin olan nedir diye sorarsak, buna zaten görsel dil, görsel kültür, görsel anlatımın üreteceği düşünsel ve eleştirel bir ortam yanıtı verebiliriz. Bu bağlamda 1950'lerden günümüze her alanda olduğu gibi kültür ve sanat alanında da birincil araç olan video ve video kaynaklı görsel dijital görüntüler ve imgeler öne çıkıyor. Video teknolojisi bir yönden sanat yapıtının üretiminde diğer bütün araçlar gibi olağan bir araç olarak kullanılmıştır. Ancak topluma ulaşmak için birincil araç olarak da şu anda işlev taşıyor. Çok büyük bir işlev taşıyor. Genel olarak sanatçılar diğer yapıt türlerinde olduğu gibi toplumsal, siyasi, iktisadi düzenle olan ilişki ve hesaplaşmalarında videoyu dolaylı ya da dolaysız olarak kullanmaktadır. Ferhat Özgür, bence desenleri, fotoğrafları ve yerleştirmelerinin içerdiği düşünsel yapıyı videoya aktararak bu aracı en yetkin biçimde kullanan sanatçılardır ülkemizde. Video evreninin ve eyleminin geçerlilik kazanması için daima ötekilere, izleyenlere, topluma ihtiyaç vardır. Dolayısıyla burada sanatçılar Aristoteles'in öngördüğü gibi bir zoon politikon oluyor. Esasen günümüz sanat biliminde toplumla karşılaşmayan sanatın varlığı da sorgulanabilir. Ben sana şunu sormak istiyorum. Bu senin için de geçerli mi? Yani geçmişten bugüne bu sanatçının zoon politikon olarak işlevi, bu özellik senin açından da geçerli midir? Kesinlikle aynı fikirdeyim Meral Hanım. Öncelikle beni şımartan bu tanıtımınızdan çok utandım gerçekten. Çok teşekkür ediyorum sizin değerli görüşlerinize layık olmaktan. Çok mutluyum. Çok katılımcı arkadaşlara, dinleyenlere de çok teşekkür ediyorum. Hem de Merdiven Art Space'e, burada Çağlar Bey'e bu ortamı yaratan ve Merdiven Art Space'in kurucu ve destekçileri Hakan ve Banu Çarmıklılar da gerçekten önemli bir görev üstlendiler, bir özveriyle gerçekten bu mekanı ayakta tutuyorlar.
Çok doğru söylüyorsunuz. Ben videoyu tam bu söylediğiniz anlamda 1960'ların ortasında Sony'nin ürettiği bu taşınabilir ve herkes tarafından edinilmesi ekonomik olarak çok kolay olan portabak kamerayı öne sürmesinden sonra aslında video tam da o dediğiniz işlevden yola çıktı. Bugünlere farklı şekillerde evrildi. Çünkü 60'ların sosyal ortamına baktığımızda acaba videosuz olsaydı biz 60'ları nasıl görecektik? Bu portabak kameralar olmasaydı bundan 40 yıl, 50 yıl öncesini nasıl değerlendirecektik? Gerçekten tarih bir muammadan ibaret olurdu. Gerçeğiyle karşılaşıyoruz. Çünkü oradaki bütün sosyal hareketlerin, bütün aktarımı, toplumsal paylaşımı mevcut televizyon kanallarının yanlı tutumlarından ibaretken bu herkese kaydetme özgürlüğü veren ve edinilmesi kolay olan bu tür el kameralarıyla videonun demokratik bir platform yarattığını görüyoruz. Aslında herkes kendi tarihini, kendi bakış açısını, kendi videosuyla kayıt altına almaya başlıyor. Benim de galiba videoya eklemlenme sürecim böyle bir tarihsel gerçekliğe dayanıyor. Her ne kadar video mekanizmasıyla tanışmamız 2000'li yıllara uzansa da, oldukça geç olsa da ama galiba bir çağdaş sanat ortamında da hem Türkiye'de hem de genel bağlamda çağdaş sanat ortamında videonun da zaten değil mi? Yani 60'ların ortasından itibaren bir ifade aracı olarak popülerleştiğini görüyoruz. Evet. Ama Türkiye'ye yaygın olarak girmesi, Türk çağdaş sanat ortamına çok 90'larda. yaygınlık kazanması, 90'larda. 90'ların ortası, 2000'lerde çok hızlanmaya başlıyor. Ve Burada şimdi, şeyi evet. hatırlatayım. Madem ki sırası geldi. Video kullanımı 70'lerin sonunda 80'lerde var. Üç tane sanatçının adını sayabiliriz. Benim eşim Teoman Madra zaten Amiga'yı kullanarak bu video İlk değil mi? Evet. işine başlamıştı. Ondan sonra Ethem Özgüven, galiba hala Bilgi Üniversitesi'nde hoca kendisi. Bir de Evet. Onur Eroğlu. Bu üç Evet, evet. sanatçıyı burada analım. Evet. Çok doğru, çok doğru. Yazılan Türkiye'de bir kapsamlı bir video sanatı, yani Türk video sanatı, Türkiye'deki video sanatı üzerine bir kaynak hazırlandığında bu üç figürün detaylı bir şekilde büyüteç altına alınması gerektiğine inanıyorum ben de. Evet. Dediğiniz gibi. Evet. Böyle bir sürece eklemleniyor aslında. Dediğiniz bağlamda hani ben de kendimi böyle bir sorumluluk alanı içerisinde konumlandırdım. Burada göstereceğimiz videolar da zaten hani o süreci bir anlamda özetleyen 20 ile yakın Son bir örnekler, son örnekler, son örnekler. evet son örneklerden evet son 10-15'in örneğinden bir tanesi. İlk kez burada hani belki de hani Gösterelim. premieri yapacak duvar adlı iş. Evet. Diğerleri Türkiye'de bir kere gösterilen var. Metamorfoz Muhabbet, Ak Sanat'taki bir sergide yer aldıydı. Ama onun dışındaki videoların hepsi yurt dışında Evet. gösterildi. Burada dolayısıyla ilk kez göreceğe çıkacaklar toplu bir şekilde. Dolayısıyla yani gene şeyden zoonpolitikondan devam edelim. Senin videolarının ideolojik ve kavramsal içeriklerine baktığımız zaman burada bir hakikati arama meselesi var. Ta en arka plandaki ana mesele bir hakikati arama ve yaşadığın dönemin özelliklerini ve sorunlarını sorgulayan bir nasıl diyeyim bir amaç var. Evet ve izleyiciye mevcut toplumsal, siyasi ve iktisadi düzen içinde şu konuları sunuyorsun. Genellikle bütün benim izlediğim videolarda tarihsel gerçeklerin yeniden değerlendirilmesi. Bu son Duvar video adlı işte. evet Evet. duvardaki bu da çok belirgin bir şekilde bu öne çıkmış oluyor. Gelenekler ve yenilikler arasındaki ilişkiler. Burada geleneksel profilleri kullanarak onların işte günümüzdeki
konumlarını irdeleyen videolarım var. Tabii bazen milliyetçilik, ırkçılık, işte yetkeci yönetimler gibi sorunlara değinen var. Toplumsal çatışkılar var. İnsan hakları her zaman için geçerli. Cinsel kimlikleri de sorguluyorsun zaman zaman. Yani bu çok yoğun bir içerik. Ya, tabii bunları sen videolara bölmüşsün, işte web sayfana girdiğin zaman sırayla bunların hepsini birer birer izlemek mümkün, ama gerçekten yoğun bir içerik. Bize bu içerikleri sunarken nasıl bir yöntem kullanıyorsun? Yani bir takım kendine kolaylıklar mı hazırlıyorsun, yoksa işte danışmanlıklar mı alıyorsun? Yani buradaki pratik süreçleri bize biraz anlatırsan. Çok teşekkür ederim. Bu aslında çok güzel bir soru oldu benim için. İşin mutfağı bir anlamda kamera mutfak, arkası. Mutfak. Benim de mutfak nasıl ve kamera... Nasıl pişiriyorsun bu yemekleri? Tarif nasıl oluyor? Benim şöyle bir ilgim var Beren Hanım. Gerçekten o açıdan işin mutfağı, bir filmi izlerken filmden daha ziyade filmin arka planını görüyorum zaten. Böyle bir sinemakolik bir adam olarak nitelendirebilirim kendimi. Yani aslında film izlemek benim için hem zevkli hem de ızdıraplı bir süreç. Çünkü filmle birlikte filmi çeken ekibi de izliyorum. Yani yönetmen nerede oturuyor, kamera nerede, şimdi oyuncular bu sete gelirken ne tür hazırlıklardan geçtiler vesaire. Eyvah. Ve birçok filmin kamera arkasını da edinmeye çalışıyorum. Kamera arkalarını da izliyorum açıkçası. Ve oradan öğrendiğim çok şey var. Yani bu anlamda bir projeye girişmeden önce ki en önemli süreç ikna süreci oluyor. Yani siyasal iknalar var bunda. Aktörlerin, oyuncuların ikna edilmesi süreci var. Bir de tabii ekibin ikna edilme süreci var. Ama en büyük sorun, eğer yapacağımız iş gerçekten siyasal ve toplumsal bir çok hassas bir meseleyi dile getirecekse, bu ikna süreci bazen olumsuzlukla da sonuçlanabiliyor. Bazen de tarafsız kalabildiğiniz güveni karşı tarafa ilettiğinizde sonuca da yaklaşabiliyorsunuz. Burada gösterilmeyecek iki videonun mesela bu ikna sürecini kısaca örnekleyebilirim. Buradaki ideolojik, mekanların ideolojik dönüşümünü göstermesi açısından. Yurt dışında gösterilen iki iş vardı birbirini takip eden. Bir tanesi Fetih kutlamalarının 3 yıldır değişik mekanlarda belgelediğim Fetih kutlamaları ve en sonda Atatürk Havalimanı'nın artık yeni havalimanına taşınmasıyla birlikte 2 yıl önce orada Etnospor Festivali'ne ev sahipliği yapması. Evet. Burada bu iki mekanın, birinci mekan Kazlıçeşme mesela. Kazlıçeşme'de Fetih kutlamaları yapılıyor. Atatürk Havalimanı'nda Etnospor Festivalleri yapılıyor ve her iki festivalde AKP yönetimi... Resmi festival bunlar, resmi, evet. Yani bunlar mekanların birer resmi ideolojiye dönüşmesi. Bu ideolojinin içerisinde nasıl bir temaşa söz konusu? Ben bu alanlara girmeyi, riskli olmasına rağmen göze almazsam da sanatçı sorumluluğunu yerine getirmemiş olurum diye düşünüyordum. Ve bu ikna süreçlerinde şöyle işliyor. Gerçekten izinlerin alınması, ilgili mercilere gidilmesi ve onlara tarafsız bir gözle bu mekanlarda yapacağınız çekim izinlerini, onları ikna etmeniz. Bir anlamda bütün şeyinizi sunuyorsunuz. Yani geçmişten bugüne ne yaptınız? Bütün arşivimi açıyorum. Daha önceki videolarıma da bakmalarını istiyorum. Evet. Ve aslında başıma bir anlamda bela da alıyorum diyebilirim. Bela, evet. Ama onları, şurada çok hassas bir nokta var. Onları kendi silahlarıyla vurmak tehlikesine hiçbir zaman düşmemek gerekir diye düşünüyorum. Yani biz sana bu mekanlara serbestçe dolaşma hakkı verdik. Şimdi sen de bizi rezil rüsva edeceksin. Çünkü sizin siyaseten duruşunuzu biliyorlar. Geçmiş örneklere baktığınızda da ne tür bir
yansıtma yapabileceğinizi de biliyorlar. Nasıl bir sunum yapabileceğinizi de biliyorlar ama. Burada şunu soracağım. Gerçekten anlıyorlar mı senin videolarını izledikleri zaman? Bu şöyle oluyor. Orada ben tarafsızlığı, yani bir gözlemci, elinde kamerası olan bir gözlemcinin tarafsızlığıyla gösterdiğimi orada onu görüyorlar. Ama aslında kendilerini görüyorlar. Şimdi o kendilerini gösterdiğim o alana bizim bakışımızla onların bakışları kesinlikle farklı. Yani Fetih ve Etna Spor'da ben o alandaki milliyetçiliğin ve muhafazakarlığın bir gösteri alanına nasıl dönüştüğünü belgeliyorum. Evet. Şimdi onlar da zaten bu alanı öyle kullanıyorlar. Evet. Yani ben de ondan o kullanımını olduğu haliyle gösteriyorum. Fakat şimdi bunun bizler tarafından algılanma süreci bambaşka. Tarafsızlıktan kastettiğim bu. Yani bu siyasal ikna dediğim şey bu. Şimdi onlar da baktığında bu işe, ya adam bizi ne güzel anlatmış diyecekler. Siz de belki diyeceksiniz, yani olanı biteni ne güzel göstermiş diyeceksiniz ama siz başka bir pencereden bakmış olacaksınız. Evet. Ben oradaki nötrlüğü şey yapıyorum, hani çok önemsiyorum açıkçası. Yoksa o alanlara kesinlikle sızmak mümkün değil. Bir anlamda kaleyi içeriden fethetmek gibi ama onları da hani sırtından hançerlemek değil niyetim. Evet. Onlar diye konuşmak da doğru değil de biraz hani hassas noktaları iyi belirlemek gerekiyor. Aktörlerin iknası daha kolay oluyor kalınca. Yani videoda oynaması gereken kişileri mi? Kişiler, evet. Yani daha kurguya dayanan, belli senaryosu olan. Yani karşılıklı konuşma yapacaklar. Evet, diyalogları olan, bir tür böyle kaba bir akış planı olan işlerde oyuncuları ikna etmek daha kolay oluyor. Onlar zaten çok seve seve oynuyorlar. Bir ikinci nedeni de bütün bastırdıkları o şahsi öykülerini deşifre edecekleri bir alan da açmış oluyorum diye düşünüyorum onlara. Yani onların da meseleleri görücüye çıkıyor. Oyuncuların ikna sürecinde böyle bir şey söz konusu. Peki diğer aşamalarda nasıl ilerliyorsun? Yani şunu sen zaten bunu ima ettin ve belirttin. Yani tam o çizgi, yani karşısında bunu izleyecek çok bilgili olmayan kitle ile çok bilgili kitlenin meseleyi anlaması için oraya bir mizah mı sokuyorsun? Ne yani yapıyorsun? Evet, evet, çok doğru bize söylüyorsun. Sırrını açıkla. İroni ve espri, mizah, bir anlamda kara mizah değil. Kara mizah. Bunlar yani hem video gramerinde hem film gramerinde gerçekten hani tansiyonu belli bir seviyede tutan ana ögeler açıkçası. Evet. Ve bunların hepsini kasıtlı olarak şey yapıyorum, hani planlıyorum. Yani bir sanat eseri için sıkıcılık terimi hiç kullanılmaması gereken bir terim ama şimdi iş video olunca gerçekten hani bunu herkes iki dakika seyredip geçiyor önünden. Yani ne eğlenceli olması lazım, hani bir sabun köpüğü gibi uçup gitmesi lazım. Ne de gerçekten hani buram buram insanı boğan bir sıkıcılık da olması lazım. Yani bu ara noktayı çok iyi planlamak gerekir diye düşünüyorum. Ne kadar başarılı oluyor onu ben de bilmiyorum ama bu şeyi bazen ben kurguluyorum bu esprilerin olması gereken yerleri. Evet. Bazen doğaçlamaya çok yer veriyorum. Hani artık bırakıyorum bazı oyuncuları. Metamorfoz muhabbetin gelişimi böyle oldu mesela. Biz ana eksende ilerlerken kaba replikleri vermiştim ben onlara. Ondan sonra onlar birdenbire kahkahaları atmaya başladıktan sonra ben şey yaptım. Bu hiç beklediğim bir şey değildi dedim. Ben kamerayı bırakıp içeri onlara kaçtım. Bize, onlar kendi kendilerine kameranın önünde oynamaya devam ettiler. Çünkü sonra döndüğümde o bütün gülüşmeler, kakışmalar vesaireler bitmişti. Bunu kurguya taşıdığımda şeyde çok gittim geldim.
Yani bu kısmı alayım mı, almayayım mı? Şimdi attığımda o kahkahaların tavan yaptığı kısmı attığımda gerçekten video kupkuru bir noktaya dönüyordu. Koyduğumda bir grafiğin böyle çok yükseldiği ve o noktadan sona doğru evrildiği bir şey vardı, bir doğru vardı. Ve bunu tutayım dedim. Yani sonucu ne olursa olsun bunu tutayım dedim. Galiba videoyu da belki bu kadar uzun süre dolaşımda tutan o şey oldu. O yükseldiği nokta oldu. Bunların elbiselerini değiştirirken artık koptukları bir nokta var. Doğaçlamanın da hani bazen beklenmedik sürprizlere açık olmanın, doğaçlamanın da video grameringinde çok önemli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü bu doğallık katıyor bir Evet. taraftan da. Evet. Önceden bir senaryo yazıyor musun? Şöyle Yani oluyor, işte. bir akış oluyor. Evet. Ama hiçbir zaman oyunculara verdiğim Hı. replik olmuyor. Yani genel akışı söylüyorum. İşte siz şimdi şunu yapacaksınız ama repliklerinizi kendiniz Evet. geliştirin diyorum. Bu Eylül'de benim bir kişisel sergim olacak Evet. Biennale Onu da var. kapsamında. Onu da söyleyelim. Evet. Evet, bu vesileyle köçeklerle ilgili yaptığımız üç ekranlı bir video. Mesela orada akışı verdik, genel bir akış verdik ama diyalogları Karışmak. tamamen kendilerini geliştirmelerini Evet. istedim. Nerede Öylesi olacak doğallık. o sergi? Bu Ferda Art Platform'da, Ha evet. Nişantaşı'nda. Şantaşı'nda. Evet, şimdiden planlarını yaptık. Şimdi onun üzerine Çok güzel. uğraşıyoruz. Bu Onu. metamorfoz muhabbetin bir anlamda devamı niteliğinde bir şey gibi de düşünebiliriz. Evet. Bu sefer erkek beden üzerinden giden bir dönüşüm var. Öyle mi? Evet. Çünkü köçeklerin giderek yani bağımsız performatif inisiyatifler olarak görüyorum ben onları. Ya. Özellikle hem mevcut iktidarın söylemleri hem de bu maskülen söylemler, erkek adam oynamaz maskülen söylemleri. Bunlar giderek bütün bu iş imkanlarından mahrum olmuş durumdalar. Çok Son iyi. derece zor koşullar içinde mesleklerini icra ediyorlar ve aile geçindirenler var bunların içerisinde. İşte ben orada bir o toplumsal dönüşümü, bu ahlak üzerinden işleyen sözde toplumsal dönüşümü yeniden ele alalım dedik. Ve Safranbolu'da köçeklerle yaptığımız bir belgesel kurgu arası bir iş var, 20 dakikalık. Evet. Burada da bu tür bir gelenek ve modern arasında metamorfoz muhabbeti olduğu gibi gelenek ve modern arasındaki o çatışmalı ilişkinin gündeme getirilmesi söz konusu. Evet. Ama orada da mesela şeyden izin alamadık, valilikten izin alamadık. Biz valiliğe bu çekimlerin dış mekanlarda yapılması gerektiğini söyledik. Evet. Haftalarca öncesinden dilekçemizi yazmamıza rağmen valilik dış mekanda bu İzin çekimleri vermedi. izin vermedi ama biz uzak mekanlara kaçarak yaptık kaçak Anladım. çekimlerimizi. Bir şekilde. Yine evet bir yolunu buldunuz. Bir şekilde bulunuyor. Buradan o zaman şuna bağlayalım. Yani ülkede bir takım gelişmeler var. Bunları biliyoruz. Bunlarla bağlantılı olarak Türkiye'de görsel sanat günümüzde sanatçıların tedirginliğini ve sıkıntısını da ortaya koyuyor açıkçası biliyoruz. Biz sanat uzmanları olarak sanatçıların hangi koşullar altında çalıştıklarını biliyoruz. Yani gazetecilik, reklam, karikatür ve poster sanatından dilini ve görsel malzemesini ödünç alan postmedya imgeler halkın farkındalığını uyandırmaya çalışıyor. Ya da işte senin gerçekleştirdiğin videolardaki bu marjinal gruplar veya seslerini hiçbir zaman hiçbir ortamda duyuramayacak olan insan gruplarının gerçeklerini ortaya koyuyorlar. Türkiye'deki sanatçılar resmi tarihi ya da egemen melez ideolojileri eleştiren herkesin bir şekilde yani rahatsız olabileceğini biliyoruz. Ancak yani farklı stratejiler kullanarak bu şeyi, bu sakıncanın üstesinden gelmeye çalışıyor bütün sanatçılar. Yani şu anda Türkiye'deki sanat üretimi böyle bir süreçten geçiyor diye düşünüyorum.
Türkiye'de hala geleneksel epistemolojik kültürel yapı olan sözlü anlatımın bir gücü olduğunu da biliyoruz. Yani sözsel bir kültür var Türkiye'de. Bu nedenle görsel kültürün geniş kitlelere sunulmasında tabii ki bir zorluk var. Ama sen bunun üstesinden geliyorsun. Şöyle, senin videolarında bir söz de var. Yani imge ile sözü çok yani çok başarılı bir birleştirme söz konusu oluyor. Bunu bilhassa mı yani gerçekleştirdin? Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bu çok şarkılar var mesela videonda, fakat onlar da bir sözsel kültürü yansıtıyor. Evet. Bu nereden geliyor? Yani başlangıçtan beri böyle bir çizgi var videolarının içinde. İki önemli noktayı oluşturuyor tam da söylediğiniz gibi. Bir tanesi sözlü anlatımın kaçınılmazlığı. Buna eşlik edecek soundtrack, özel beste ya da kaba hatlarıyla müzik diyebiliriz. Bu iki eksenler. Bunlar çok videonun etkisini düşüren, artırabilen önemli ögeler. Sözlü anlatı olmazsa olmaz bir nokta ola geldi başlangıçtan itibaren. Şahsen bunu benim biraz kendi yani edebiyatla yoğun ilgime veriyorum herhalde. Bir de dediğiniz bağlamda hani Anadolu coğrafyası gerçekten sözlü anlatı üzerine temellenmiş bir coğrafya. Farkında olarak ya da olmayarak bu geleneğin bende etkisi sürüyor olabilir. Benim onun yanı sıra edebiyat ve okumalarla olan kurduğum ilişkinin videoya evrilmesi çok doğal bir sonuç olabilir. Çünkü ben bir şeyi okurken ya da iki şekilde belki özetlenebilir. Zaten bir şeyleri okurken bir şeyleri görerek okuyorum. Yani okuduğum her şeyde sahneler, metinleri sahnelerle okuyorum ama insanları dinlerken de onları da sahnelerle görüyorum. Öyküyü görmek ve sesi yazmak ya da işte öyküyü görmek gibi bir durum. Benim için anlatılan bütün öykülerin bireysel, toplumsal olsun, her birinin bir video potansiyeline, her birinin video olabilecek potansiyelleri var açıkçası. Bütün mesele bunların nasıl aktarılabileceği. Yani her şey kurgu dediğimiz o hassas süreçte ortaya çıkıyor. Ama sonsuz bir anlatı verisi var. Yani benim doğup büyüdüğüm Ankara başkent olması dolayısıyla hani bakanlık... Evet, belki öyle bir şey de var. Militarizm yani... Coğrafi bir etki. Etkisi de var kesinlikle. Hani orada malzeme de epeyce çoktu. Evet. Yani bakanlıklardan harp okullarına, deniz harp okulu, kara harp okullarına varana kadar hani elçilikler vesaire. Hani bütün resmi ideolojinin olduğu bir yerden bahsediyoruz. Evet. Malzeme de çok, anlatılacak çok şey var gerçekten. Evet. Ama özetle hani okuduklarımın bir şey okurken onları görüntü olarak okumamla çok yoğun bir ilgisi var diye düşünüyorum. 1995'ten bu yana senin ilk çalışmalarından bugüne, şimdi sözünü ettiğin gibi devlet aygıtı, tarihsel gerçekler, gelenekler ile birey ve farklı kimlikler arasındaki tekinsiz diyeceğim ilişkiler, örtülü çatışkılar ve direnişleri ortaya çıkarmak için kendine özgü bir dil yarattı. Bu dilin en yetkin örnekleri İngilizce şeylerini söyleyeceğim, başlıklarını. I can sing, it's time to dance now, I love you 301, Metamorphosis chat, woman in love and he is in the army now gibi videolarda bunlar izleniyor. Bu videolarda irdelenen ideolojik içerikle performatif kimlikler ve popüler ses ve görüntü araçları arasındaki o beklenmedik karşıtlık ve tuhaflık bir yandan her bölük izleyicide merak uyandırıyor. Öte yandan konunun ciddiyeti de hızla algıya oturuyor. Benim yorumum bu. Senin bu anlattığın şeyle. Ben sana, bu videolar yurt dışında gösterildi. Birçoğu gösterildi.
Nasıl bir tepki aldın orada? Orada nasıl bir yaklaşım var kitlede? Birkaç video örneğinden bahsederek belki ilerlemek doğru olur. Orada yaptığımız sanatçı konuşmalarında da bu noktalar ortaya çıkıyor. Buradaki algılama farkı ile oradaki algılama farkı. Mesela önce şeyden bahsedeyim. Fetih adlı çift ekranlı video. Bu arada Merdiven Art Space'deki bütün videolar tek ekran üzerinden gerçekleşen videolar olduğu için çift ekranları dahil etmedik. 4 adet video gösteriliyor. Hepsi tek ekrandan. Toplam bir sıraya yayılıyor ve bir döngü olarak biri bitiyor, öbürü başlıyor. Şimdi burada yer almayan videolardan bir tanesi Fetih. Fetih'i hem Busan Bienali'nde gösterdik en son. Ondan önce Köln'de kapsamlı bir sergide yer aldığında şeyden hem sanatçı konuşması hem de sergiden sonra birkaç gazeteci ve televizyoncu şey söyledi. Aslında dedi hepiniz görsel ajantınız değil mi dedi. Yani. Güzel. Bu da bu terim de girsin şeye. Çok istedim yani. Ama şimdi o sergi öyle kritik bir süreçte açıldı ki darbeyi takiben 2016'da darbe oluyor. 17'de bir yıl sonrasında Köln'de o sergi oluyor ve Köln'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan çok yüksek bir oyla çıkıyor. Evet. Şimdi bu gelen gazetecinin hani nereden geldiğini, kime hizmet ettiğini her bir şeyi de hani düşünmek zorundasınız. Onu da şey yaptım hani düşündüm gerçekten. Hani bana şeyi söyledi. Ne yapmak istiyorsun dedi bu Fetih videosunda dedi yani. Evet. Bunu çekme nedeni nedir dedi. Ben de az önce söylediğim gibi yani bir mekanın ideolojik temaşası. Mekanlar, yani ideolojiler mekanları belirliyor ya da mekanlar belli iktidarların ideolojileri haline geliyor. Yani bütün her yerde böyledir işte Taksim direniş mekanı olduğu için Taksim'in kapatılması bir ideolojinin bir ideolojik bir karardı. Ben bu ideolojileri olduğu gibi gösteriyorum bu dedim. Yani buradaki tarafsızlığa çok dikkat etmek isterim deyince o böyle söyledi. Aslında hepiniz görsel ajanlarsınız dedi. Yani şunu söylemek istedi. Yani yeme biz abi işte dedi. Biz senin ne yapmak istediğini biliyoruz der gibi bir şey oldu. Şimdi dışarıdan şöyle görüyorlar. Türkiye'den gelen bir sanatçının işinde temelde bir video olunca bir yakınma, bir mağduriyet politikasını çok seviyorlar. Evet. Doğru. Bunu hep görmek istiyorlar. Ama oryantalist yaklaşım. Oryantalist yaklaşım. Sizin uzun süredir yani küratörlük deneyiminizden siz bunu çok daha yakından gözlemlemişsinizdir. Hani çok böyle avlanmaya, sömürülmeye çok yakın bir konu. Hani mağduriyet, acı, travma ve işte kötü Türkiye, kötü coğrafya. Sürekli yakınan sanatçı. Modelinize oynamanızı istiyorlar açıkçası. Evet. Ben orada daha tarafsız bir gözle bir belgesel yaptığımı söyleyince buna da ikna olamıyorlar. Çünkü öyle bir coğrafyadan görüyorsun zaten böyle olamazsın. Yani sen de aslında bir şeyden yakınıyorsun ama bunu söylemiyorsun. Bence bu da biraz bilgisiz bir şeyin, kitlenin reaksiyonu, tepkisi. Evet, kesinlikle. Yani entelektüel bir Avrupalı böyle bir yaklaşımda bulunmaz. Kesinlikle. Evet. Metamorfoz muhabbet örneğinden gidersek en çok hani dolaşımda olan iş. Evet. Onun mesela yurt dışında burada hiç gösterilmediği için yurt dışında o böyle şey hani bir kavramdan öbürüne o kadar çok evrildi ki herhalde hem Batılılar hem Doğulular yani işte yani mesela Lübnan'dan başlayalım şeye kadar Norveç'e kadar gitti hani o iş Orta Doğu'dan kuzeye kadar gitti ve her sergide farklı formatlarla çağrıldı. İşte bir tanesinde etek giymek sergisinde yer aldı. Öbüründe moda yansımalarında yer aldı. Bir diğerinde bellek ve unutma sergisinde yer aldı. Ama o sergide yer alan yapıtların hepsi de Orta Doğu'dan gelen sanatçılar değil. Yani Batı sanatçılarla Doğu sanatçıların da birlikte olduğu sergilerdi. Ve belli bağlamlara adapte edilebilirliğini şey yaptım. Açık video oluşunu gördüm sonra. Hani burada. Birçok temaya çekebildiler onu. Yurt dışında böyle bir deneyselliği oluyor bazı işlerin. Çok ilginç. Evet, haklısın. Evet,
kavramsal sanat, pop sanat, işi performans sanatı geleneklerine çok sadık bir sanatçısın. Bunların hepsini kullanıyorsun. Ancak bunları günümüz seçkin ve genel izleyicisinin yaşadıkları gerçeklere göre farklı algı ve anlayış seviyelerine göre sanki ayarlayarak uyguluyorsun gibi geliyor bana. Şimdi bu anlattığında zaten bunu biraz kanıtlamış gibi. Şey bahsedelim, bu Football is Life adlı... Futbol hayattır. Evet, evet. Fotoğraf işi var. Bu evet. Çok tabii yani korkunç, güldürücü bir iş yani. Herkesin bunu hemen girip web sayfana bakmasını öneririm. Burada Dürer'in Adem ve Havva gönderisine bir atıf yapıyorsun. Yani işte geleneksel, klasik sanata. Ancak kadına elma yerine bir futbol topu sunuyor. Kadın elma yerine bir futbol topu sunuyor erkeğe. Bu bizim ülkemiz için yani artık stereotip bir şey. Evet. Çok gülmüştüm ben bunu gördüğüm zaman. Evet. Tabii burada şey var, işte spor endüstrisi tabii çok güçlü Türkiye'de. Gerçi şu anda çok karmaşa içindeler ama bir kere izleyici yok. Evet. Büyük bir izleyici eksikliği var. Çünkü futbol gerçekten izleyicisiz mümkün değil. İşte yani biraz tetikleyici bir spor bu. Toplumu tetikleyen bir spor futbol. Yani burada bir şey de var. İslam-Hristiyan çekişmesinde de bu Adem ve Havva meselesi çok yerine oturuyor. Yani o kadar fazla göndermeleri olan bir imge ki bu Adem ve Havva. Her açıdan bugün oturup şey yapabilirsin. Şimdi bir de gene karşımıza bu Armin Av'da gene böyle bir şey çıktı. Birdenbire. Yani Türkiye'de çok kutsal bir alan olan işte askerlik vesaire bütün bunların ve birdenbire sen orada başka bir gerçeğin içine doğru yönlendiriyorsun izleyiciyi. Bunu nasıl çektin? Şimdi burada ben merak ediyorum, bu kadar gerçeğe nasıl girebildin? Futbol hayatlarından bahsediyoruz değil mi? Evet, ama o evet, o senin daha önce yaptığın ve Türkiye'deki bu manzarayı çok hoş bir şekilde canlandıran şey. Fakat bu Armin Av. Ha, şimdi o şimdi asker. Ha, o şimdi asker. Ha, oradan oraya gittik. Evet, pardon. Evet. Şöyle, ha, bunu evet. Göstereceksin ya. Evet, bugün. Evet. Merdiven artısı. Evet, evet. Evet. Bunu evet. Konuşalım çünkü insanlar çok şaşırabilecek. Bunu gördük. Onu ben çekmedim. Evet. İlk kez evet. Böyle bir durum oldu. Bu da çok ilginç. Ama zaten... Yani sen başka birisinin çekmenin de bir... Onu yeniden yorumluyorsun bize. O şöyle gelişti. Gerçekten biraz risk de aldık hani bunun için. Askerliğe yaklaşan bu arkadaşımızdan, Gökhan Çakar'dan. Evet. Ben çekim yapmasını istedim. Uzun dönem askerlik yaptı. Ama kışların içerisinde özel hayatın, yani özel durumların çekilmesine de izin verilmiyor askeriye. Tabii. Zaten askeri çekimleri de hani belli kontrollerle işte oradaki çavuşlar, komutanlar yapıyor. Tabii canım. Evet yani. Şimdi ara ara böyle post ediyorlar şeyden. Kendi sosyal medya hesaplarından ama hani onlar da ne bileyim işte yemek yerken ne bileyim daha böyle zararsız noktalardan çekilmiş şeyler, paylaşımlar. Ben ondan hani bütün bu kışla yıkandıkları yer, banyo, mutfak vesaire bir anlamda çok, hep söylüyorum böyle bir mahrem yerler yani. Çok evet mahrem. Tam mahrem yerler yani en mahrem noktalara kadar, aralarındaki diyaloglara kadar bir günce tutmasını isterim. Ve Gökhan bir şekilde komutanlarına, videonun başında da söyledim. O bir şey yapıyor, kafadan kontak, neredeyse rapor alabilecek bir noktada kafadan kontak adamı oynuyor. Ve şey yapıyor, komutanlar artık onu nöbete de çağırmıyorlar, görev de vermiyorlar.
videoda da görüldüğü gibi çoğunlukla ayağında terliklerle dolaşıyor. Yani herkes postlarla dolaşırken ayağında terliklerle dolaşıyor ve göreve de gitmediği için kamerayla da çekim yapmasına izin veriyorlar onu. Evet. Ve o arkadaşlarına... Kim? İmam, COVID'de. Pardon. Bir ses geldi oradan. Ben güncelerini toplamasını istedim. Sonra tersi olduktan sonra bu günceleri getirdi bana. Ve epey uzun 3-5 saatlik şeyler vardı. Hani çekimler vardı. Buradan çıktı bu şey. Kuzey Kıbrıs'ta askerliğini yapıyor. Evet. Son derece çorak bir böyle sınır bölgesi. 6-7 kişilik bir şey var, bölük var. Son derece yalnız. Zaten sık sık yakındıkları şey de o. Hani Kıbrıs'a gidince cennettesin, daha ne istiyorsun denilen bir bölge gibi görülüyor ama videoda görüyoruz ki hiç de öyle değil. Evet. Ve kendi aralarındaki bu hani antimilitarist söylemler, bel aşağısı konuşmalar, bir takım kurgular. Ben buradaki o çocukların gerçekten o çorak ve steril ortamda, o bir anlamda böyle çok ne derler, miserable, hani böyle dayanılmayacak kadar böyle terk edilmiş bir ortamda bu ortamın üstesinden gelme taktiklerini kara mizahla ortaya koymaya çalıştım. Bir tür uzun süren bir video klip gibi. Çok enerjik bir, kendileri çok enerjikti zaten bana gelen imajlar. Ben de videoyu o enerjiye sadık kalarak kurgulamaya karar verdim. Gerçekten çok hayranlık verici işler. Ben çok teşekkürler. Büyük bir zevkle her zaman izliyorum videoları. Peki sen şimdi yani sanatçı olarak kendini Türkiye'de nasıl bir konumda görüyorsun? Bu Türkiye'de mevcut olumlu olumsuz büyük anlatıları alt üst ettiğini düşünüyor musun? Yani sanatçı olarak gücünü nasıl görüyorsun? O kadar zor soru ki bunu benim yanıtlamam. Ben dedim ama çok zor sorular. Zor sorular. Dün söylemiştiniz ama herhalde en zoru bu oldu galiba. İnanın bunu... Açıklamanı istiyorum. Çünkü bu çok önemli bir şey. Yani sanatçı olarak dünyada çok tanınıyorsun. Yani şöyle söyleyeyim. En büyük müzelerde en önemli küratörler seni davet ediyor. Ve herhalde çok ilgi görüyor işlerin. Ama Türkiye'de gücün ne senin? Genelde yapılabildiği gibi bir şey söylersem, hani Türkiye'de yeteri kadar dışarıda olduğu kadar bir temsil alanı bulmuyorum dersem, iki noktada gidip geliyorum. Böyle söylersem bu sefer beni takdir edenleri, benimle işbirliği yapanları, beni destekleyenlere haksızlık etmiş olurum diye düşünüyorum. Ama bir taraftan da daha kapsamlı bir retrospektifte az önce üstünde konuştuğumuz bütün meseleleri açımlayabilecek kapsamlı retrospektifle, bir retrospektif sergiyle tırnak içerisinde varsa da bir gücüm, ancak o şekilde görülebileceğimi düşünüyorum ve henüz öyle bir ortamın oluşmadığını, öyle bir fırsat için ya da ne bileyim beni henüz söz konusu kurumların beni listelerine almadıklarını görüyorum. Ama bunu yakınmak için söylemiyorum. Yani öncelikleri başka bir ekip, başka sanatçılar olabilir. Bu anlamda bir kapsamlı sunumla aslında gerçek gücümün ortaya çıkabileceğine inanıyorum. O fırsat ne zaman doğar onu da bilmiyoruz. Ama dediğim gibi beni destekleyenlerin hakkını yanımda olanların, her daim yanımda olanların hakkında yemek istemiyorum. Türkiye'de tanınmıyorum dersem. Ben ama buna başka bir şey ekleyeceğim. Bunu söyleyeceğim. Senin ürettiğin işler ve daha birçok sanatçının ürettiği işler aslında Türkiye'deki demokratik süreçlerin en büyük gücünü oluşturuyor. Yani buradaki ifade özgürlüğünü kullanma konusundaki büyük beceriler, bu çok büyük bir beceri çünkü. İfade özgürlüğünü sizler
metaforlarla kullanıyorsunuz ve bunlar gerçekten bir şekilde geniş kitlenin bilinçaltına doğru bir yolculuk yapıyor. Senin dediğin doğru. Evet, senin konumundaki birçok sanatçının mutlaka büyük retrospektif sergileri olmalı. Yapıtlarının bütünlüğü topluma sunulmalı. Ve bu yalnız İstanbul'da gerçekleşmemeli. Bütün Türkiye'ye yayılmalı. Çünkü bu işin bir gücü var. Yani işte başlangıçtan beri bu videoyla da elde edilen bu güç aslında bütün yani Türkiye'nin siyasetini oluşturan odaklar tarafından çok iyi bilinmeli ve kullanılmalı diye düşünüyorum. Peki yurt dışında bu tür kimler senin ilgini çekiyor? Bir de bizi dinleyenlere biraz uluslararasına açılarak senin açından şu anda dünyada etkili olan sanatçılar, senin beğendiğin, izlediğin kimler var? Yoğun takipte olduğum sanatçılar var. Hayranlıkla böyle kendime de örnek aldım. Kimileriyle ortak sergilerde bulunma onuruna da eriştim bu sanatçıların. En son bir tanesi bu sanatçı arkadaşımız İstanbul ve Venedik Bienali'nde de yer aldı. Tayland'dan. En son Venedik'te Apichatpong Varashathakul Tayland'dan. Evet. Son Venedik Bienali'nde vardı. İstanbul Bienali'nde yer alan Koraklit Arananchay. Tayland isimlerinin şeyleri zordur, telaffuzları. Evet, ama benim de isim telaffuz etmek gibi bir acayip bir yeteneğim var. Evet, İsimleri çok doğru telaffuz ediyorum. Aklımda bile kalmadı. Yani. Evet. Ama onları o kadar çok takip ediyorum ki şeyi Koraklit Arananchay çok gerçekten muazzam metaforlarla çalışan ve metaforları muazzam derecede kullanan çok güçlü bir sanatçı. Şeyi çok seviyorum. John Akomrah. En son hani biliyorsunuz 4 yıl önce yönettiği şeyi büyük ödülü almıştı. Bir de en son Venedik Bienali'nde büyük Altın Aslan ödülünü alan Arthur Jaffa'nın videolarıyla çok ilgileniyorum. Hani onlara uzun süreyle bakıyorum ama klasik video tarihiyle her zaman hem halim bir taraftan. Evet. Ama daha günümüzden geldiğimizde hani bu büyük sergilerde gördüğüm ve kafamı taktığım hani birkaç sanatçıdan bir tanesi. Tabii şey vardı, Londra'da bir sergide beraberdik 4 yıl önce. Ed Atkins, daha çok animasyon videoları yapıyor. Bir de Ryan Trecartin ve Lizzie Fitch'in, bunlar biliyorsunuz Ryan Trecartin 21. yüzyılın Andy Warhol'u olarak ilan edildi videolarıyla. Bu ikilinin videoları da hani müthiş derecede beni saran işler. Birbirlerinden çok farklı ama ben onların daha çok hani anlatım dilleriyle biraz şeyim hani ilgiliyim. Hani imgeleri nasıl dönüştürüyorlar, sonra doğaçlamayı nasıl kullanıyorlar. Evet. John Akomrah çok sinematografik ve arşivsel verilerden yararlanıyor. Ama Ryan Trecartin, Lizzie Fitch ikilisi olduğu gibi doğaçlama performanslarla iş gerçekleştiriyorlar. Yani bütün bu farklı çakışmalardan olabildiği kadar beslenmeye çalışıyorum ben de. Evet, benim soracaklarım bu kadar. Senin bana sormak istediğin bir şey var mı? Benim size sormak istedim. O kadar çok şey var ki Aslan. Ama çok bir tanesini sorayım. O başka bir konumuz, başka bir buluşmanın konusu olsun. Yoksa haksızlık olacak yani size karşı böyle tek soruyla geçiştirmek. Siz 30 yılın üstünde yani böyle çok önemli dönemeçlerden Türkiye'de çok önemli dönemeçleri deneyimlemiş bir küratörsünüz. İstanbul Bienallerinin evrilmesinde temel taşları atıyorsunuz. Birçok Türk sanatçısının uluslararası alana dolaşıma girmesinde ön ayak oldunuz. 70-80'lerdeki bu çağdaş sanatın ifade özgürlüğüyle bugünkü süreçte bir küratör olarak, yazar olarak sanatçıların karşı karşıya kaldığı bu ifade özgürlüğü arasında nasıl bir fark görüyorsunuz? Bir fark var mı açıkçası? Tabii şöyle bir fark var aslında.
o dönemin hedef kitlesi çok küçük. Yani bugünle kıyas edilemeyecek kadar küçük bir hedef kitlesi. Yani İstanbul'un bir kere nüfusu, o nüfusu içinde sanatçıların etkin çalışabilecekleri, işlerini gösterebilecekleri yerlerin azlığı ve karşılarında bu sergilerini veya işte gösterilerini izleyecek insan azlığıyla bugünü karşılaştıramayız. Bugün işte bir bienal olduğu zaman gene İstanbul'un nüfusuna göre az bir kitle izliyor bana sorarsanız. Çünkü yani 20 milyonluk bir kentte bir bienali en az 1-1,5 milyon insanın izlemesi gerekiyor. Böyle bir şey yok tabii. Evet. Yani bienal dışındaki sergileri de biz hani tam olarak istatistikleri bilmiyoruz ama gene bir 100 bin, 200 bin, 300 bin kişi herhalde yıl boyunca izliyor bu sergi. Ama o dönemde, sözünü ettiğin dönemde bu çok dar bir alanda gerçekleşiyor. Birincisi bu. İkincisi, o dönemde çağdaş sanatın siyasal erk açısından hiçbir anlamı ve değeri yok. Yani onlar çağdaş sanatı bir şey olarak, bir demokratik süreçlerde etkin bir olgu olarak görmüyorlar bile. Hiçbir şekilde yani onların gündeminde yok yani siyasal gelmiş geçmiş siyasal erklerin. Ve bu tabii çok dikkat çekici bir şey. Yani çünkü o dönemde işte sinemacılar hapise giriyor. İşte yani sinema ve edebiyatta hala devam ediyor devletin müdahalesi ama çağdaş sanat alanında işte en şey örnek hadi popüler diyeyim Kenan Evren'in Asya Avrupa Bienali'nde Polonyalı şu anda çok ünlü olan sanatçının işini indirmesi sergiden. Bence orada da şey var tabii kendisi resim yaptığı için kıskançlıktan yapıyor bunu. Orada evet. Polonyalı ressam eşekle ilişkiye geçiyordu ama Kenan evet. Evren at yaptığı için muhtemelen evet. Eşek ve at arasındaki bir evet. kriz de yol açmış olabilir. Öyle bir şeyler yani tamamen psikolojik bir müdahale evet. bence. Psikiyatrik diyelim. Evet, evet. Neyse yani o yüzden o açıdan da önem farkı var. Yani o dönemde bütün bu boşluklar içinde İşte bir kavramsal sanat, işte tamamen metinlere ve fotoğraflara dayanan işleri yapan mesela sanat tanımı topluluğunun veya daha sonraki o öncü Türk sanatından bir kesit sergileri vesaire. Bunlar çok cesaret işi ve gerçekten müthiş yol açıcı bir üretimdi o. Yani bunun altını kalın çizmek lazım. İşte şimdi onlara... arka planı oluşturan Altan Gürman'ı Arter'de seyretti herkes. Hayretler içinde işte 60'lı yıllarda bunlar mı yapılıyordu diye. Evet yapılıyordu evet. ve bunların gelişmesi sonucunda da işte 80'lerin sonundan itibaren Türkiye gerçek anlamda küresel sanatın gidişatının içine girdi. Haritaya yerleşti. Yani ilk iki Biennale'inde zaten işlevi bu olmuş. O şey genel haritaya yerleştirmek olmuş. Tabii 90'lı yıllarda müthiş bir özgürlük var ve çeşitlilik var. Çeşitlenmeye başlıyor. Yani sanatçıların görüşlerinin sanat araçlarıyla iletilmesinin çeşitlenmesi var. İşte mekanlar fazlalaşıyor. İstanbul tamamen şeyin içine giriyor yani... görünür olma durumunda. 2000'li yıllarda bu daha da gelişti biliyorsunuz. Ama son 10 yıldır bir yani sanatın taşıdığı bu toplumla karşılaşma ve topluma uyarılar gönderme işlevine müdahaleler oldu. Biliyorsunuz bu konuda şey bile açıldı, sayfa bile açıldı, web sayfası açıldı yani sansürler vesaire bu tip şeyler.
Ama bence üretim kendi yolunda devam ediyor. Buna kimse de engelleyecek bir engel olacak bir güç göremiyorum ben. Evet. Yani bir şekilde bir soft manipülasyon gibi değil mi? Eleştirel mekanizmayı bazen yumuşatıyor, bazen sertleştiriyor koşullara göre. Ama bir şekilde evet. Eleştirel mekanizmayı işletmeyi başarıyor. Yani evet. Büsbütün bir sansürden bahsedemiyoruz aslında. Evet. Sansüre evet. rağmen eleştirisini devam ettirebiliyor. Evet. Fakat bu sadece Türkiye'de değil. Yani biliyorsunuz Avrupa Birliği'nde de aşırı sağcı hareketler var. Bunlar çağdaş sanata da karıştıkları zamanlar oluyor. Özellikle mesela din konularında işler evet. yapan sanatçılara müdahaleler oldu ortamlarda. Tabii. Demek ki sanat ve siyaset arasında yani bu ilişki karmaşık bir ilişki aslında. Yani birçok sanatçı bunun üstesinden geliyor. Bence sen de onlardan birisin. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Yani. Evet, burada bir saatimiz doldu. Dinleyenlerden yorum, soru varsa bir 15 dakikada öyle yapalım değil mi? Ondan sonra tamam, bitirelim. Oturumu sonlandırabiliriz. Ama soruyu nasıl soracaklar? Chatten. Sesli mikrofonları açıksa tıklatıp açıp sorabilirler. Açıp sorabilirler. Yorum kısmına da yazabilirler ama soru varsa sorulabilir de. Bu arada kaç izleyicimiz varmış? Ben saydım 100 bin olmuş. Refik Anadolu geçtik. Ben de onu diyecektim. Ya bizim kuyruğumuz yok. Kuyruk yok mu dışarıda diyecektim. Şimdi siz şey dediniz ya, belki arkadaşlar sorularını düşünürken ya da yorumlarını. Evet. Siz dinlerken öyle bir gerçekten soru aklıma geldi. Hani evet. Biyenerlerin 20 milyonluk İstanbul'da kaç kişi izliyor dediğimizde bir nicelik olarak demek ki bir izleyici sayısını önemsiyor çağdaş sanat etkinlikleri. Evet, mesela Venedik Bienali her zaman yayınlar. Evet. Şu kadar. İstedim hani dokumentada şu kadar geldi. En çok izlenen bienal türü şey o 5 yılda bir gerçekleşen dokumenta kasse. Tabii. Yani orada milyonlarca kişi. Tabii. Böyle olunca demek ki bir serginin işte gezinme sayısı o serginin başarısını gösteriyor diyebilir miyiz sizce? Hayır, bunu diyemeyiz. Şöyle, mesela Venedik Bienali'nin çok izleyici olabiliyor ama sonradan çıkan eleştiriler yerden yere vuruyor Venedik Bienali'ni. Yani şu var, ne var biliyor musun? Oradaki ince nokta şu. Bu bienallere kamusal para giriyor. Ve bu kamusal paranın hesabını vermek zorundalar. Doğru. Anlatabiliyor muyum? Ha, yani mesela işte 15 milyon euro dokumenta kasele giriyor. Kapıda bilet kaç milyon bilet kesilmiş. Tabii. Yani orada başka bir şey var. Yani işletme açısından bir bienalin hangi bütçeden yararlandığı önemli. Yani belki özel sektörde, sponsorlar da soruyor bunu. Yani sponsor da milyonları verirken, kardeşim bu benim verdiğim bu parayı kaç kişi anlayacak, görecek diye. Doğru. Logom duvarda olacak, kaç kişi görecek logomu yani duvarda. Bienal'in lojistiğiyle ilgili bir şey. Doğru. Ama bu Bienal'i milyonlarca kişi gördü, çok başarılı diye bir durum yok. Denilmez. Evet. Evet. Merhaba. Teşekkür ediyorum. Naide, merhaba Erşin. Merhaba Elan Hanım. Tekrar selamlar. Merhaba. Çok güzel bir söyleşiydi gerçekten. Çok akıcı, böyle çok duru bir biçimde dinledik. Belki böyle
bitmesin gibi mi sessizliğimiz dinleyicilerin böyle öyle güzel dinliyoruz ki sizi. Ne güzel, çok memnun kimse, olduk. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Yani hani aklıma gelebilecek düşündüğüm birçok konuya değindiniz gerçekten. Özellikle Ferhat'ın videolarının o politik kimliğinin karşı tarafından nasıl algılandığı konusu ya da işte Ferhat gibi üretimler yapan sanatçıların karşı taraftan nasıl tepki aldığı konusu benim daha çok ilgimi çeken ya da merak ettiğim bir konuydu. Ona da değindin, bu görsel ajan meselesi de ilginçti. Çok teşekkür ediyorum ben. Hani soru sormak çok değil ama birçok yere değindiniz, konuştunuz. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkürler Nadeciğim. Sağ ol. Çok incesin. Evet. Yok galiba soru. Yok galiba. Bir dahaki Zoom toplantıya. Bir dahaki Zoom toplantısında konu sizsiniz Beren Hanım. Ona sefer sorular benden. İyi, inşallah ben şeyden düşmem. Gündemden düşmem. Evet. Efendim ben de herkese sağlık diliyorum ve sabır diliyorum. Bu süreci geçirmek hiç kolay değil. Ama bizler gene şanslı insanlarız. Yani uğraştığımız alan bize çok büyük bir zenginlik sunuyor. Herkese son derece teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Özellikle Ferhat'a çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Beren Hanım, zaman ayırdınız. Onurlandırıcı yorumlarınız için gerçekten çok mutluyum. Ve katılan, zaman ayıran bütün arkadaşlara buradan ben de ikimizin adına teşekkürlerimizi yineliyorum. Evet. Yine görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağ olun.